NAD Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Sayın seyirciler, çıkar amaçlı suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker gözaltına alındığında Türkiye ayağa kalkmıştı. Operasyonu yürüten İstanbul polisi açıklama yapmış ve Peker grubunu suç örgütü olarak tanımlamıştı. Savcılık organize suç örgütü elebaşı olmak suçundan Peker ve 23 adamını tutuklama istemiyle mahkemeye gönderdi. Ancak nöbetçi mahkeme Sedat Peker'le adamlarını tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Adliye koridorlarında polislerden tepki sesleri yükseldi. Serbest bırakma kararına Sedat Peker bile şaşırdı. Bugün savcı üst mahkemeye itiraz edince Sedat Peker ve kardeşi Atilla Peker'le birlikte 7 kişi hakkında gıyabi tutuklama kararı çıktı. Komple yapıyorlar, sadece komple yapıyorlar. Ben böyle bir kararı kendimle beklemiyordum. Çünkü bu kadar şaşadan sonra serbest kalmak gibi bir şey hayal olacaktım. Sedat Peker'e yönelik son yılların en geniş kapsamlı çete operasyonunda gözaltına alınanların serbest bırakılması şaşkınlık ve tartışma yarattı. Operasyondan önce 6 ay hazırlık yapan polis, Sedat Peker'in emniyet, yargı ve medya dünyasından yaklaşık 50 kişiyle ilişkisi olduğunu belirledi. İlginç ve düşündürücü ilişkilerin su yüzüne çıktığı operasyon günlerce kamuoyunda yazılıp çizildi. Reisin selamı var, çete silahına vali ruhsatı, Emir Büyüker'den, bürokratlarla özel cep attı, Korkut Eken'e cezaevi açlığı Sedat Peker'den gibi başlıkları gazeteler manşetlerine taşıdı. Organize suç çetesine yönelik operasyonun açıklamasını bizzat İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ayhan Buran yaptı. Üçü ruhsatsız toplam 22 silah ve malzemeler sergilendi. Kurulduğu yerlerde cep telefonlarını bloke eden GSM frekans karıştırıcısı dikkat çeken malzemelerin başında geliyordu. 10 ayrı suçtan dün savcılığa sevk edilen ve organize suç örgütü elebaşı olmakla suçlanan Sedat Peker ve 34 kişi tam 17 saat boyunca sorgulandı. Selam Bey. 11 zanlı savcılık sorgusundan sonra salıverildi. Tutuklanması istenen Sedat Peker ve beraberindeki 23 sanık nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Her şeyden önce sizlere iyi sabahlar diliyorum. Zanlıların serbest bırakılması bazı polislerin tepkisini çekti. Adliyede bulunan polisler kararı eleştirdiler. Savaş! Polis bizi duruşma salonundan çıkarmak istedi. Tahliye olan Peker bile bu karara şaşırmıştı. Ben böyle bir kararı kendimle beklemiyordum. Çünkü bu kadar şaşadan sonra serbest kalmak gibi bir şey hayal olacaktı. Ben mahkemedeki hakime de savcıya da şunu söyledim. Ben buradan çıktıktan sonra her an suç işlemeye eğilimli bir insanım. Ama şu an suç işleyerek gelmedim dedi. Üç avukat hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve kendisi ise serbest bırakılan Sedat Peker çevresinde toplanan kalabalığa el öttürdü. Gel abi, gel gel gel. Bugün ise soruşturmayı yürüten savcıdan itiraz geldi. Soruşturma savcısı Selim Berna Altay, Sedat Peker ve 23 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme Sedat Peker, kardeşi Atilla Peker, Hüseyin Nalbantoğlu, Ali Bin Kalkan, Hakan Öztürk, Atilla Ekser ve Ali Şahin Gürman hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarttı. Üst mahkemenin bugün yeniden tutuklama kararı verdiği Sedat Peker bu sabaha karşı serbest kaldığında şaşırmıştı. Organize örgüt elebaşı olmakla suçlanan Peker'in serbest kalma kararına adliye koridorlarında yüksek sesle tepki gösteren polis şimdi Peker'i yeniden arıyor. Peker'in nerede olduğuysa bilinmiyor. Peker'in yurt dışına kaçmış olmasından şüphe ediliyor. Sedat Peker'le birlikte 34 kişinin bugün sabaha karşı serbest kalması operasyonun merkezi olan İstanbul Emniyeti'nde şok etkisi yarattı. Ne korkuyorsun? Avrasya Kod adlı proje ve Kelebek adlı operasyonla gözaltına alınan Sedat Peker 10 ayrı suçtan işlem gördü. Organize suç örgütü olarak nitelediği grubun dayak görüntülerini dahi ele geçiren polis, mahkemenin Sedat Peker dahil en az 17 kişiyi tutuklayacağını tahmin ediyordu. Ancak beklenen olmadı. Sabaha karşı saat 03'te tüm sanıkların serbest kalması, Emniyet Genel Müdürlüğü dahil tüm polis teşkilatında soğuk duş etkisi yaptı.
Dün öğle saatlerinde ilk kez Sedat Peker ve grubunu örgüt olarak canlı yayınlarda tanımlayan İstanbul polisi moral açısından çöküntü yaşadı. Bugün akşam saatlerinde üst mahkemenin Sedat Peker, Atilla Peker ve 5 adamı için verdiği gıyabi tutuklama kararıyla birlikte polis yeniden harekete geçti. Sedat Bey, neden gözaltına alındınız? Polis şimdi dün elleriyle mahkemeye teslim ettiği Peker ve adamlarını yeniden bulup yakalamaya çalışıyor. Evinizden çok sayıda kaset, fişek, tablo getirildi. Ancak sabahın ilk ışıklarıyla birlikte serbest kalan Sedat Peker ve adamlarının şu anda nerede olduğunu kimse bilmiyor. Polis yetkilileri biz yakalamış ve adliyeye çıkarmıştık. Ancak şimdi Peker ve adamlarının nerede olduğu belli değil. Biz yine de elimizden geleni yapacağız diyorlar. Sedat Peker'in yurt dışına çıkmış olabileceğinden şüpheleniliyor. Hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılan Sedat Peker'in bağlantıları bir bir ortaya çıkmaya başladı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yıllarca koruma müdürlüğünü yapan Şükrü Çukurlu'nun Sedat Peker'le görüştüğü ortaya çıktı. Hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılan Sedat Peker'in telefonlarını dinleyen polis, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yıllarca koruma müdürlüğünü yapan Şükrü Çukurlu'nun Sedat Peker'le yakın temas halinde olduğunu belirledi. Yaklaşık 40 defa Peker'le görüştüğü öne sürülen Şükrü Çukurlu'nun Sedat Peker'le görüştüm ama iş için değil dediği öne sürülüyor. Sedat Peker'in kendisinden şikayetçi olan Yusuf Altay'ı gözaltına aldırmak için bir emir subayından yardım istediği de öne sürüldü. Genelkurmay Başkanlığı idari soruşturma açtı. Ben mahkemedeki hakime de savcıya da şunu söyledim. Ben buradan çıktıktan sonra her an suç işlemeye eğilimli bir insanım. Cuma sabahı gülerek girdiği mahkemeden cumartesi sabaha karşı yine gülerek çıkan Sedat Peker polis tarafından her yerde aranıyor. Olarak cipine binip el öptürürken görüldü. Adliyenin önünden hızla ayrılan cipi aslında iki sivil polis ekibi takip ediyordu. Polis gıyabi tutuklama kararı çıkartılması ihtimalini göz önünde bulundurarak Sedat Peker'i takibe aldı. Takip Peker'in içinde bulunduğu cipin yaklaşık 200 metre uzağından sürüyordu. Sahil yolundan Etiler'e sapan, oradan da Boğaziçi Köprüsü'ne giren Sedat Peker'in Beykoz'daki villasına gideceği tahmin ediliyordu. Ancak beklenmedik bir şey oldu ve takip edildiğini anlayan Peker köprü çıkışında peşindeki polisleri atlatmayı başardı. Peker ve diğerlerinin yakalanması için Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı 16 ekip 13 ayrı noktaya şok operasyonlar düzenledi. Gece boyunca süren operasyonlarda Sedat Peker ve diğerlerinin izine rastlanamadı. Polis Sedat Peker'in yurt dışına kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yurt dışına çıkışı yasak olan Peker'in Türkiye'den yasa dışı yollardan çıkış yaptığı sanılıyor. Polis Peker'in Romanya ya da Bulgaristan'da olduğunu düşünüyor. Çünkü Peker'in bu iki ülkede güçlü bağlantıları var. Kaçış yolu olaraksa Karadeniz'i kullandığı tahmin ediliyor. Bu arada önce serbest bırakılıp sonra tutuklanmasına karar verilen 7 kişiden Atilla Eksel polise teslim oldu. Peker'in yakın adamlarından biri olan Eksel cezaevine konuldu. Yargıtay'da deprem sürüyor. Bu kez Çakıcı ve Sedat Peker dosyalarında adı geçen Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Yalçınkaya görevinden ayrıldı. Komple yapıyorlar, sadece komple yapıyorlar. Yalçınkaya'nın Sedat Peker'in bir adamıyla yaptığı görüşmede Peker'i kastederek reise selam söyle dediği iddia edilmiş, iddia basına yansımıştı. Yalçınkaya dilekçesinde Yargıtay'ın yıpranmaması için görevinden ayrılmak istediğini söyledi. Yalçınkaya Kazan ilçesine savcı olarak atandı. Komple yapıyorsunuz. Savcı bekliyor. Savcı bekliyor arkadaşlar. Organize suç örgütü elebaşı olmakla suçlanan Sedat Peker'in polisteki sorgusu tam 84 sayfadan oluşuyor. İnşaat ve reklam işleriyle uğraştığını söyleyen Peker, aylık gelirinin 20 milyar lira olduğunu belirtiyor. Fenerbahçe kulübünde etkili olan Peker, Başkan Aziz Yıldırım'ı tehdit etmiş ve istifa etmesini istemişti. Bunun üzerine Aziz Yıldırım, bazı gazetelere sağlık sorunları nedeniyle istifa edeceğini açıklamıştı. Peker'in yakınlarından Mecnun Odyakmaz'ın kulübün altyapı sorumlusu yapılması üzerine anlaşmazlık çözüldü. Peker bu iddiaları yalanladı.
Peker, Arif Kandemir adlı bir kişiyi sorgularken çekilen görüntülerin yer aldığı CD konusundaki sorular karşısında susma hakkını kullandı. Peker, sorguda ilginç cümleler kullanıyordu. Erzurumluyum, pilavcıyım. Namuslu yaşayacağıma, bir daha böyle bir iş yapmayacağıma sana söz veriyorum. Ruh adamına söz veriyorum de. Ruh adama söz veriyorum. Onurlu, şerefli, namuslu yaşayacağım de. Onurlu, şerefli, namuslu yaşayacağım. Irz düşmanı, zındık olmayacağım de. Olmayacağım. İyi ruh adamına teşekkür et. Ruh adamına teşekkür ederim. Asya kod adıyla başlatılan ve İstanbul Organize Suçlar Şubesi ekiplerinin kelebek operasyonuyla yakalanan Sedat Peker ve beraberindeki 34 kişinin İstanbul Emniyetindeki sorguları tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sedat Peker'le abi Atilla Peker'in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Peker ve adamlarının sorgusu sürüyor. Bu konudaki detayları Ayşe Altıok'tan alacağız. Ayşe, Sedat Peker çıkar amaçlı suç örgütü kurmakla suçlanıyordu. Mahkemedeki sorgusu tamamlandı mı ve gün içinde neler yaşandı, detayları senden alıyoruz. Evet Seçil. Sabah saatlerinde İstanbul Beşiktaş'taki Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirilen Sedat Peker ve beraberindeki 34 kişi 5 ayrı savcı ifade verdi. İfadeleri göz önünde bulunduran soruşturma savcıları 3'ü kadın 11 kişiyi serbest bıraktı. Organize suç örgütü oluşturmak ve lideri olmak iddiasıyla gözaltına alınan Sedat Peker ve abisi Atilla Peker'in aralarında bulunduğu 24 kişi ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Yaklaşık 5 saattir aralıksız süren mahkemede heyet sanıkları tek tek dinliyor. Sorgulamaya ilk olarak Sedat Peker alındı. Daha sonra ise Atilla Peker dinlendi. Mahkemede ayrıca yüzleştirme de yapılıyor. Heyetin kararı gecenin ilerleyen saatlerine belirlenecek. Gelişmelerde tekrar birlikte olacağız. Ayşe'ye teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Hakkında çıkartılan gıyabi tutuklama kararı uyarınca aranan Sedat Peker teslim olmak için İstanbul Adliyesi'ne gitti. Ancak kapıda Organize Suçlar Şubesi ekipleri bekliyordu. Burada gözaltına alınan Peker elleri kelepçelenerek ekip otosuyla götürüldü. Bu sıralarda abi Atilla Peker ve Hüseyin Dalmantoğlu adliyeye gelerek savcılığa teslim olmak istedi. Adliye polisi bir süre içeri sokmak istemediyse de durumu pencereden gören savcının talimatıyla ikili içeri sokuldu. İstanbul'da bunlar yaşanırken Adalet Bakanı Cemil Çiçek de Ankara'da Sedat Peker'in önce serbest bırakılması ardından gıyaben tutukluluk kararı çıkarılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunuyordu. Türkiye maalesef geriye dönük bir otorite zaafını yaşadı. Zaman zaman Türkiye'de işte organize suç örgütleri veya başka türlü kötü alışkanlıklar, yasa dışı çalışmalar, çabalar bu ülkede adeta günlük adi vakalar haline geldi. Bunların üzerine de yeteri kadar gidilemedi belki o dönem. Ama siz de biliyorsunuz ki geldiğimiz günden beri hem bakanlık olarak hem de hükümet olarak Türkiye'nin bir huzur ülkesi olması, yasaların hakim olduğu bir ülke olması, herkesin işinde, aşında, huzur içerisinde bir çaba göstermesi, yaşayabilmesi adına elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bir hakimimiz tarafından verilmiş ama buna karşılık tutuklama talep eden savcımız bu karara karşı itiraz etmek suretiyle mahkeme oturmuş, karar vermiş. Neticede bazı kişilerin tutuklanmasına da karar vermiştir. Gözaltına alınan Sedat Peker kısa bir süre sonra yeniden adliyeye getirildi. Adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen Peker kardeşler ve Hüseyin Nalbantoğlu haklarındaki gıyabi tutuklama kararı vicaiye çevrilerek Bayrampaşa Cezaevine gönderildi.